Savaş Seyirci olan bugün Mid'de Zat oynayacağız ama hangi yolda oynayacağız? Zat'ı Challenger elosunu oynayacağız. Bu hesabı ben Vest'e aktarmıştım. Vest'e bir level bakta kaldı. 2 hafta sonra TR'ye aktarabildim tekrardan. Grandmaster 200 puanında. Şu anda Elmas 1 Master serilerinde ve Master serilerinde YouTube'a çekmek istedim. Zerat aldım. Eko geldi. Eko biraz sıkıntı olabilir. O yüzden safe oynayacağım. Kule 6. Yani 2 piki Eko yaptı. Biraz counter matchup'ı diyebiliriz duruma. Safe oynayacağız, late game oynayacağız. Late game zaten Zerat her türlü kazanır oynayan bir abalından sonra 500-600 abalından sonra zaten bir Q atıyorsunuz, direkt oyun kazanıyorsunuz. Kule 6 farm yapacağız. Kayn çünkü tehlikeli, jungle olarak Eko da tehlikeli. Eko da çok rahat yakalayabilir. Kayn da birinden birine stun atarsam kaçma şansım yüksek tabii ki. Kaçırsam ölüyorum. Hadi bakalım, güzel video olsun. Bence bu yüksek arada Esami beyni gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Elomuz fena Allah Master. Red Master elosunda oynuyoruz. Challenger da gelmiştir belki, bilmiyorum. Bu saatlerde gece gelince geliyor Challenger. İlk baş Eko'yu poklayayım mı? Yani Eko'yu hiç poklamayacağım. Sebebini söyleyeyim size. Üstünde pot var çocuğun. Ama düz vuruş atıp mana çekeceğim. Onda en fikirizdir. Dur, mana çekmek daha iyi haberim için. Lane'i itmeye çalışıyor. Ben ondan daha hızlı itiyorum lane'i. Böyle bir vuruş yapalım. Biraz, yani biraz cezalandırmak lazım. Bu durumda cezalandırın. Farman başarısızsa geri düşsün. Bir farm önündeyim şu anda. Güzel başlangıç. O da benim gibi oynamaya çalışıyor. Yürüyeceğim. Aa, Q'yu attı ya, Q'su döndü. Güzel, güzel. İyi, ben daha kârlıyım şu an ya POK'ta. Acayip kârlıyım şu an. Takasa girdi ama takası kaybettiği bir şey. Güzel. Aslında devam etsem keserdim de Kayn'ı göremiyorum. Kayn belki bir doğru geliyordur yavaştan diye düşünüyorum. Ve bir ward atacağım. Oo, çok agresif oynuyor güzel kardeşim. Ben agresif oynuyorum. Muz var, healimiz var, ignite'i var. Oo. Çok agresif lan, acayip agresif. Ne agresif kardeş? Hayırdır, flash'ımızı aldı. İnanılmaz agresif oynuyor çocuk. Agresif oynuyor. Botu yok aslında, biraz poklasam belki bir şey yaparım. Ha iyi, Q'sun harcadı. Güzel. Metin döndü. Q attırmaya çalışacağım. Q attıkça kıvama geliriz. Bir kıvama geliriz. Bunun vardı yoktu ama Eko base atacak büyük ihtimalle. Tecrübe biraz da erken gelse, bir saniye erken gelse gank atardı. Aldık, güzel. Ha, gitmedi Eko. Eko gitmedi. Eko oraya gitti, Eko güçlü şu anda. Ben çok güçsüzüm arkadaşlar. Zerat acayip inanılmaz güçsüz öyle de yani. Öyle böyle değil. Bunun çok agresif oynamaya gerek yok. Çok dikkatli ve safe oynayacağız. O da burada bir yerdeydi. Okey. Gidebiliriz oraya. Buraya gidebiliriz kankacığım. Sıkıntı yok. Buraya giderim. Yardım ederim sana ama tamam ya. Lulu da şey de geldi. Ben gideyim. Çok durmayayım. Beni de itemedik zaten. Çok tehlikeli durum ya şu an. Buraya abartmaya gerek yok. Bu lane biraz itecek. Oldu burası. Ama da base atmam lazımdı benim. Şeyi gördüm. Sejuani gördüm. Burada bir Sejuani riske girdi. Korktum Sejuani kesecekler diye. Ama boşuna korkmuşum. Sejuani kesememişler. Desan kesti orada galiba. Abi kill almasın o ya. Almasın kill. Onu kesin ama. Ay çok iyi VP, helal. Vallaha çok iyi oynadılar. Helal olsun. Helal olsun size. Vallahi helal olsun. Lulu da flash attı galiba, evet. Abi Lulu olmasa kaybetmiştik burayı bu arada. Lulu çok güzel geldi. Bariyerlerle kurtardı. Eko'nun flash'ı falan da gitti. Bayağı iyi oldu ya. Güzel güzel. Flash'ı ignite attı Eko, kill alamadı ama. Muazzam iyiydi. Sejuani güçlü abi. Sejuani var ya, 2 gündür Sejuani'yle win alıyoruz zaten. Ben çok kill'e bile oynayamayacağım bugün. Pok şamp aldım. Ama sıkıntı yok. Poklaya poklaya maç kazanacağız. Burada ward'ımız var ama buraya vision var, taşımam lazım. Buraya taşın vision vardı. Bizimki ejderha istiyor. Vision vardı, buraya taşıyacağım. Bir tane ward atayım. Bir tane vuracağım. Kullanmasın ki wardları görüp temizlemesin diye arkadaşlar. Ben buradan bir Q'm var ona ya. Bir şey vuramıyorum fark ettiyseniz. Gıdık. Gıdık gıdık. Gıdık gıdık şu anda. O yüzden çok öyle takasa girmeyeceğiz. Öyle tek atabilen bir şampiyon değilim öyle game'de. Ama ve lakin oyun uzadıkça bayağı güçleniyorum yani, öyle böyle değil. Lan o nasıl kaçar lan? Ama burada böyle kalsın. Birazdan Mion Bey'in bana doğru çektim fark ettiyseniz. Daha da yakınlaştırdım Mion Bey'in bana.
Minyonu alacak. Alırken toplayacağım. E atıp doğuşladı. Güzel. Eko'yu kesemem ya. 6 level ulti zaten var. Yani çok da bir kill beklemeyeceğiz. Çok bir şey beklemeyeceğiz yani. Kupa gidiyor galiba. O roam atacak arkadaşlar. Yani midde kill yok. Adamın roam atacak o. Deyin itip itip roam'a çıkacak arkadaşlar. Yok oğlum adam gitti. Roam'a gitti. Topa falan çıktı. Dikkat et. Kesebilir mi Eko? Aha, tamam Eko midde güzel. Geri dönmüş. Güzel. Oğlum vuramıyorum ya. Hala vuramıyorum. Neden lazım ya öyle game'de vurmam için. Buraya kestireyim ya. İyi level avantajım var şu anda. Farm olarak da öndeyim. Bakın çok sakin farm atarak oynuyorum. Farmda şu anda 10 farm öndeyim. 10 milyon. 1.5 V'yi öndeyim. Bu mükemmel benim için. Flash'ına dönecek. Hani daha sonra flash'ına dönecek. Benim için bayağı iyi olacak bu. 6 oldu. Tamam. 6 level ama. Ne oldu? Neyin pingi? Ping atmayacak galiba. Anlamadım ki. Bir anda çık dedi. Çık diye ping attı bir anda. Allah Allah. Enteresan. Güzel farmları aldım. Buraya ward lazım. Eko'ya şuradan bir Q atayım. Kaç mı? Oo potu yok. Güzel. Potu yok. Poklayabilirim şu an. Aa milyon kaçtı yine. Oo trash buradan. Trash buradan. Farm kaçacak ki emmi oğlum. Var da aldım trash. Almadı. Gelirim oraya. Aslında takası da alırız diye düşünüyorum. O büyük milyon Allah belanı vermesin büyük milyon senin ya. Ağrı belanı vermesin kardeş. Vurma gerek yok. Bunu alacağım zaten böyle. Buradaki vision'ımız bitti. Üzücü bir durum. Şuraya itip base atmam lazım şu anda. Mana eşyası bitti. AP'm bayağı arttı. Allah. Jungle'ın öne geçmesi önemli benim için. 5 level şu anda 6 level olacak. Güzel. 6 oldu. Nice, nice, nice. Bakın çok sakin bir farm yapıyorum sadece. Ve farm farkı şu anda 11'e çıktı. Yavaş yavaş arttırıyorum farm farkını. Farm farkı artışı ne oluyor diye soracak olursanız. Gold olarak öne geçiyorum. Artı XP olarak 6 level, 7 levelim. XP'de de öndeyim şu anda. Bunu kaybetmeden bu snowball, bu küçük bir snowball efekti ama. Yüksek eroda böyle çok yüksek snowball efektlerini öyle kolay kolay yakalayamazsınız. Yani Eko'ya karşı zor benim için. Çünkü Eko'da hem cam var, hem 3 tane musibet var, hem de ultisi var. O yüzden pek yapacak bir şey yok ona karşı. Gold'u aldık komikten. Hani bir şöyle bir... Taş tezer attı. Aa open verdiler yüksek ele daha. Sana bakayım ya şöyle bir kafasına. Yani ulti atıp keseyim şunu. Güzel. Oh. Neyin open'ı verdiler ki anlamadım ben. Bak Eko'yu nasıl zor kestik bu arada fark ettiysen. 3 gün falan sürdü Eko'yu kesmemiz. Baya uzun sürdü ya. Bot'tan open verdiler galiba. Bot'tan mı midden? Biz midden açalım ya. Gel kankacım. Gel. Jinx nerede? Aaa Eskişehir'de şey olabilir Jinx. Elektrik gitmiş olabilir. Ben de bu videoyu çekerken bu arada risk veriyorum arkadaşlar. Az önce bir yıldırım çarptı. Apartmanın şalteri artı evin şalteri attı. Ben böyle bir yıldırım sesi duymadım zaten. Her şey attı. Tak tuk tak tuk etti bir anda her şey gitti. Bakalım ne olacak çok meraklıyım. Tamam dur yerinde kardeş. Tamam dur yerinde. Tamam tamam vurayım. Vurmuyor ya oyun başı zarar. Vurmuyor ama late game de güzel. Late de güzel iş yapar diye düşünüyorum. Yani tutmuyorum. Hayır Eko hariç herkes tutuyor şu an oyunu. Ama Eko çok geri düştü ya. Flash attı, ignite attı. Kill alamadı. Yani tam böyle killleri isterken bir anda her şey gitti çocuğun. Elinden kaydı gitti ya. Orada Tristan'ı kesseydi lane'de avantajı sağlardı. Lane'de öne geçerdi açıkçası. Benim için üzücü bir durum olur diye düşünüyorum. Trash vurayım mı sana trash? Kip gibi ya. Doşu yer atarsanız skilleri her zaman vurursunuz arkadaşlar. Doşu yer atmanız lazım sadece. Aa bu zar aşağı doşu adam. Kayn ne yapıyor orada ya? Vision wardlar önemli. Fark ettiyseniz bayağı ward attım. Oyun başından beri sürekli ward atıyorum. Vision ward normal ward. Sürekli ward diyorum. Oo güzel doşu adam. Keselim mi? Oo Yasuo geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? İstemez miyim? Hı? Bayağı da vurdum ha. Hala vurdum ama gene hasar yok. Ya Rabbi şükür yani Zerat. Ödeni bitiremedik daha. Ay. Ay neler yapıyorsun sen? Ay. Oo crit almış döndü.
%20 kredi var ve EQ atıp bana kredi attı çocuk ya. Ne yapıyorsun oğlum, manyak mısınız? Rahat duruyor. Hay ateşin arasında senin ya, yasağı gibi. At bakayım. At, at be. Atsaydı var ya. Dur bekle bekliyor. Benim de şeyim var, heyim var. Ulti attıramadık çocuğa. Ver bakalım kafası. Uf. Ama ne misin kardeş ya? Nasıl bir kansersin sen böyle ya? Daha. Lan. Git uzak dur. O tip bakın. Zerat'ın counter'ı botlar arkadaşlar. Bot varsa rakip takımda. Zerat'ın counter'ı botlar. Bakın W atıp sonra ulti attım. Direkt bot gibi öldüm. Yani bot varsa rakip takımda ki oyuncudan midlenirse bu botu bitirememiş. Botu direkt bitirdiğiniz zaman Zerat'a karşı avantajlı oluyorsunuz. Daha mobil olduğunuz için sürekli rahat rahat dodge atabiliyorsunuz sağ sol sağ sol. Bot önemli, o yüzden bende 2 kalga bot var. Ben 3 base atayım artık. Uf, Luden bitti be. Luden bitti. Tertemiz. Luden bittikten sonra karakter bir güç patlaması yaşıyor açıkçası. Ondan sonra direkt Rabolan da gidebilirsiniz. Başka da gidebilirsiniz. Bottan şu oyunu bitirelim ya. En erken oyun bitirme challenge. Bu maçı kazandım sayıyorum. Diğer maçı da kazanırsam onu da çekeceğim YouTube'a. Master olurken görsün. Solo queue kasıyorum zaten ama Master olmuştum zaten hesapta. Grand Master 200 puan kasmıştım. Hem de şey yani 100 maç falan atmıştım toplamda. Çok maç da atmadım. Az maçta kasmıştım. Ama işte gel görün ki... Vest'teki o gerizekalı bak yüzünden. Hesap Vest'e aktardım. Hesap Vest'te bir level kaldı. Bir level ve hiçbir şey gözükmemiş bir şekilde. 2 hafta boyunca kaldı. 2 hafta boyunca kaldığı için de puan veriyor. Şöyle anlatayım. Master'dan sonra yüksek eloda her gün bir maç atmanız gerekiyor. Oyun size bunu bağımlı kılıyor. Bu iğrenç bir kural bence. Ve o bir maç atmazsanız sizden 250 puan siliyor. 250 puan kaç maç hesap edin. Yani direkt silmiş zaten 250 hesaptan. Elmas 3'e, şey, elmas 1 50 puan düşürmüş beni. Öyle olunca ne oluyor? Şimdi elmastayken de 1 ay süreniz var. Ya da 3 hafta mı öyle bir şey bir süreniz var elmastayken. Hayır ıskaladım. Bu adam kayacak böyle, tamam mı? Kafasına küre atacağım buradan kayarken. Yora kesti onu ya. Yasuo ne yapmış? 1-5. Yasuo da kaybetmiş onu ya. Bence Yasuo kaybetti. Jinx de elektriğe gitti. Sağlılar. Şimdi Tristan ne yapmış? 1-0 oynuyor adam. Güzel farmamış çocuk. Jinx oyunda. Open vermiş Jinx. Jinx neyin open'ı vermiş lan? Niye open vermiş bu çocuk? Neken vurabiliyor muyum çocuğa acaba diye düşündüm, vurabiliyor muyum çocuğa? Neken vurabiliyor muyum çocuğa? Güzel doş yandan. Erken es. Güzel doş. Neyse GGVP. Vallahi ben bu kadar basit bir oyun görmedim. 10 dakikada bildiğiniz maç bitti ya. Bakalım kaç dakikada maç. 10 dakikada maç bitirdik bildiğiniz ya. Bu ne oldu? Bunu atmak istiyorum ama görün yani. Çok enteresan adam. Rage Quit atmamış hatta. Bilerek AFK salmış. Jinx'in ekleri de gitmemiş. Jinx niye böyle bir şey yaptı hiç bilmiyorum. Jinx niye böyle bir şey yaptı acaba? Jinx neden böyle bir şey yaptı? Jinx'i AFK'dan reportlayacağım ya. Adam oyunda. Oyunda mı oynamıyor neden bilmiyorum. Çok enteresan ya. Server çok değişik arkadaşlar. Yani sürekli bir şey var. FF verelim, open verelim, oynamayalım, bırakalım. Sürekli herkes böyle depresif. Herkes hastalıklı böyle. Herkesin böyle psikoloji batmış falan. Çok değişik oynuyorlar. Ama güzel. Win'in birini aldım. 2000 sonra winleyeceğim. Wintrade yaptı diyorlar Jinx için. Wintrade de abi. İnşallah bunu bir Riot Games çalışanı görür, bu maçı inceler. MadLife Nick'li çocuğu. Çünkü oyunda ve oynamıyor. Ve bot lane'de öyle hiçbir şey yapmamış. Yani bot lane Jinx'in şey Tristan'ın 20 kill'i de yok. 1 kill almış sadece. Yani ve bir kere de az önce base'i kesken yani hiç ölmeden oyundan çıkmadan AFK bekledi. Büyük ihtimalle Wintrade yapıyor. Maç satıyor. TR'de çok fazla var arkadaşlar. Yani Master'a çıkarken, Grandmaster olurken, Challenger'a çıkarken hep birbirlerine insanlar maç satıyor. Böyle 150-200 kişi var. Riot Games bunlarla ilgili hiçbir yaptırım yapmıyor. Uğraşmıyor bunlarla ilgili. İnceleme, hiçbir hesapları inceleme almıyor. Ben bunlarla ilgili yüzlerce bir şey attık hatta yani. Rapor attık işte bu çocuk Wintrade yapıyor, bu çocuk Wintrade yapıyor diye. Gözlerim önünde yaptılar yani. Hani maçında 5-6 kere yaptılar ki onlar bile ban yemedi. Hala yapmaya devam ediyorlardı. Buradan Riot Games'e sesleniyorum. Çok güzel çalışıyorsunuz. Sizi tebrik ederim. Anca işte böyle bu adamlar Wintrade yapsın, siz de izleyin diyorum. Bizim için teşekkürler arkadaşlar. Benim gibi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.